Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Takipçimizin sorusu şu önde. Amerika'da yasal durumu olmayanlar, yasal durumu olmadan burada yaşayanlar green card çekilişi başvurusu yapabilirler mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi başvuruyu tabii yapabilme noktasında başvuru yapmalarında bir engel yok. Fakat bu başvurunun sonucunda kazanmış bile olsalar yasal durumunu ilan etmiş olan kişiler, Amerika'da bulunan kişiler çekiliş hakkından faydalanamayacaklar. Dolayısıyla başvuru yapmaları onlar için herhangi bir artı bir durum yaratmayacaktır. Dolayısıyla yasal durumunu ilan etmiş olan bir kişi var ise o zaman bu kişi hiç çekiliş başvurusunda bulunmasına gerek yok. Çünkü oradan herhangi bir şekilde yasal duruma geçmesi ya da yeşil kartı almış olma durumu mümkün olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde. Green Card çekilişine başvurmaktayım. Çocuğum Amerikan vatandaşı. Onu yazmam gerekir mi başvuruyu yaparken? Yoksa hiç çocuğum yok mu demeli miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Tabii ki başvuruyu yaparken eş ve çocuklardan bahsetmeniz gerekiyor. Ama Amerikan vatandaşı olan çocuklarınızdan bahsetmeniz gerekmiyor. Dolayısıyla çocuk noktasında Amerikan vatandaşı ise eğer çocuğunuz, bundan bahsetmiyorsunuz çünkü çocuğunuz yeşil karta sizinle gitmiyor olacak ve bundan dolayı da bahsetmenize gerek yok diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde geçen haftadan kalan. Çevreden birkaç tanıdık bana green card çekişinde şansımı artırmak için farklı e-mailler ve adresler ile onlarca defa başvuru yaptığını ve bunun green card çekilişini kazanma şansımı artırabileceğini söyledi. Sizce bu doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Kesinlikle bu bilgi doğru değil. Çünkü bu başvurulara siz ancak bir defa başvuru yapabilirsiniz. Birden fazla yapacağınız başvurular sizin bilgilerinizle, yani isim, soyisim ve doğum tarihi, doğum yeri tarzı bilgilerinizle birden fazla yapılacak başvuru maalesef yapılan bütün başvuruları geçersiz kılacaktır. Dolayısıyla e-mail adresi değiştirmek yok, başka yapmak yok, birden fazla başvuru vermek kesinlikle sizin başvurma şansınız değil. Başvuru yaptığınız bir şansınızı da elinizden alır. Kesinlikle bu noktada doğru bilgilerle bir kez başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz. Diğer takipçimizden geçen haftadan gelen sorular ise şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldik. Daha uzun kalmak için F1 ya da E2 başvurusu durumuna geçtik. Yani buraya geldik ve sürecimiz, yani buradaki bulunduğumuz süreçte daha ekstra zaman kalmak istedik ve bunun için eğitim ya da yatırım durumunu düşündük. Ve bunun için de şirket kurduğumuzu düşünelim diyor bu takipçimiz. Bu arada bize green card çıktı. Mülakata Türkiye'de dönmemiz daha mı doğru olur? Tekrar Amerika'ya dönerken sorun olur mu? Başka vize türlerine başvurduğumuz için green card almamızı engeller mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta şu. Siz green card başvurusuna giderken, green card'ınızı alırken sizin Amerika'daki bir vize türünde bulunmanız ya da başka bir vize türüne geçmiş olmanız sizin green card'ı almanıza engel olacak bir durum değildir. Tabii şuna dikkat etmek lazım. Bu buradaki var olduğunuz ya da bulunduğunuz süreçte Amerika'da yasal süreci ihlal etmemiş olmanız lazım. Ve göçmenlik dairesine sunacağınız bilgilerde de herhangi bir doğru olmayan bir bilgi sunmamanız lazım. Çünkü ancak bu iki ihtimalde sizin yeşil kartı ya da green card'ı alma mülakatınız sorunlu geçebilir. Yoksa siz burada bulunduğunuz süreçte eğer öğrenci ya da yatırımla yaptığınız statü değişikliklerinde burada statülerinizi devam ettirip kalıyorsanız ve ondan sonra da yeşil karta geçme durumunuzda herhangi bir sorun oluşmaz. Hatta bu yasal süreçler tamamlanmış ve yasal süreciniz devam ediyorsa o zaman Türkiye'de gitmeden Amerika'da bu anlamda statü değişikliği yapıp yeşil karta geçme imkanınız olacaktır diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden geçen hafta gelen soru ise şu yönde. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Green Card çekilişine başvuru yaparken yaşadığım yeri Cyprus olarak mı girmem gerekiyor yoksa Türkiye olarak mı? Çünkü dünya Kıbrıs'ı tek bir ülke olarak tanıyor. Kıbrıs şıkkını seçersem herhangi bir sorun oluşturur mu diye takipçimiz soruyor. Şimdi buradaki önemli olan nokta tabii sizin doğduğunuz ülkeyi seçiyor olmanız. Ve doğduğunuz ülkeden dolayı kullandığınız bir pasportunuz var ise dolayısıyla ülkenizi çekiliş başvurusunu yaparken belirtmenizde herhangi bir sakınca oluşmaz. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken nokta siz eğer bir pasaport kullanıyorsanız çünkü şunu unutmamanız lazım. Buradaki yaşadığınız yer noktasında biliyorsunuz bir problem yok. Yaşadığınız yer o an bulunduğunuz yer olacak.
Ama doğum yeri noktasında belirtirken siz Kıbrıs mı diyeceksiniz, Türkiye mi diyeceksiniz? Buna dikkat etmenizde fayda var. Yoksa siz bulunduğunuz ülkedeki pasaportunu kullandığınız ülkenin o yaşadığınız bölgeyi belirtmenizde herhangi bir sakınca yok. Bu noktada sarpmanız demenizde herhangi bir problem teşkil eden bir durum gözükmüyor diyebiliriz. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Ben Amerika'da bir daire tutsam ve o daire adresinde yolcu taşımalığıyla ilgili bir iş yeri ruhsatı açsam ve şirket üzerine birkaç araç alıp sadece ben çalışsam bu E2 vizesi almama olarak sağlar mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle E2 vizesi noktasında sizin E2 vizesi alabilmeniz için kuracağınız firmanın adresinin ticari bir adres olması gerekiyor. Dolayısıyla bu daireniz değil ama tam tersi bir ofis olması gerekecek ki siz ticari anlamda iş yaptığınızı gösterebilin ve bunun üzerinden de yatırımcı vizesine gitmeniz mümkün olsun. Yoksa bahsettiğiniz durumda önemli olan nokta ofis anlamda, ticari anlamda bir yeri tutuyor olmanız şirketin yeri olarak. Ve ondan sonra tabii yatırımınızı yapmanız, yatırımınızdan dolayı da araçları almanız ve işi başlatıyor olmanız önemli. Bunları yaptığınız sürece E2 vizesine gitmenizde herhangi bir sorun teşkil etmez. Sadece şuna dikkat etmeniz lazım. Araç sayısı az ise sizin gerçekten ne kadar yönetimini sağlayacağınız noktasında şüpheler uyandırabilir. O açıdan gerçi yeni iş adımı atıyorsunuz. Birkaç araçla başlamanız gayet doğal. Ama tabii araç sayısı arttıkça yatırımınız, ek yatırımınız arttığı sürece sizin bu noktada yatırımcı vizesine gitme olanağınız çok daha kolay olacaktır diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Irak'a ticaret ve iş amaçlı gidip gelmeyi planlıyorum. Eğer gidersem pasaportumda Irak mühürü olacak. Daha sonra Amerika'ya girerken veya Amerika'da bir iş yapmaya kalktığımda bir sorun oluşturur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz sonuçta iş amaçlı yaptığınız bir gezi bu Irak'a. Irak vatandaşı değilsiniz ya da Irak'ta yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin Amerika'ya direkt vize almanıza engel oluşturan bir durum değil. Ya da Amerika'ya girerken sizin Amerika'ya girmenizi direkt engelleyecek bir ziyaret değil bu. Yani dolayısıyla bir engel teşkil edecek durumu söz konusu değil. Ama şu anlama gelmiyor bu. Siz Amerikan vizesine başvurduğunuzda ya da Amerika'ya geldiğinizde bu Irak konusunu gündeme gelebilir. Girişte de gündeme gelebilir. Dolayısıyla neden bu ülkeyi ziyarete gittiğinizi sorabilirler. Bu noktada siz de iş amaçlı yaptığınız ziyaretten bahsettiğinizde herhangi bir sorunla karşılaşmadan Amerika'ya girmenizde bir sorun oluşacağını düşünmüyoruz. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru ise şu yönde. Şu anda ben 6 aylık statüyü doldurmuş bulunuyorum. Amerika'ya geleli 8 ay oldu. 10 yıllık vizem var. Bu durumda Amerika'da statüsüz bir şekilde Green Card çekilişine katılabilir miyim? Çekilişte adres olarak Amerika'daki adresimi mi yoksa Türkiye'deki adresimi mi yazmak zorundayım diye bu takipçimiz soruyor. İrsal durumunuzu kaybettiğiniz an, önemli değil ne kadar süre kaybettiğiniz, bir ihlal yapmış durumdasınız. Dolayısıyla bu noktada siz eğer bu yasal statünüzü 4 ay daha burada kalarak geçirirseniz 3 yıl Amerika'ya gelememe yasayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Şu an itibariyle turist vizenizi ihlal etmiş durumdasınız. Ama tabii ülke dışına çıkabilirsiniz. Ülke dışına çıkarsanız var olan vizenizi kaybediyorsunuz. Ama bu sizin Green Card'a başvurup Green Card çıkarsa alamayacağınız anlamına gelmiyor ülke dışından. Yalnız eğer burada kalmaya devam ederseniz ve Amerika dışına çıkmazsanız o zaman maalesef bu çekilişten faydalanma durumunuz mümkün olmayacaktır. O yüzden bu çekilişe başvurmanızın da hiçbir mantığı olmayacaktır diyebiliriz. Eğer siz önünüzdeki 4 ayda daha ülke dışına çıkmazsanız bu çekilişe başvurmuş bile olsanız herhangi bir hak elde edemeyeceksiniz. Yasal durumunuzun olmadığı için ve burada 6 ayı geçirdikten sonra 3 yıl gelememe yasayla karşı karşıya kalacağınız için maalesef bu noktada hiç başvuru yapmamanız çok daha yerinde olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru bize şu yönde. Türkiye'deki şirketim karşılıksız çeklerden dolayı iflas etti. İcralık oldum. İcra ceza mahkemesinden para cezasına çevrildi ve bu cezayı ödemediğim için 3 yıl hapis cezası yedim. Bu durum benim Green Card çekilişi başvurumda sorun teşkil eder mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz
Green Card çekilişine başvurdunuz ve kazandınız onu. O zaman Amerikan konsolosluğuna yeşil kart görüşmesine gittiğiniz zaman önünüzde bu 3 yıl ceza yediğiniz mahkeme kararı olacak. Yani dolayısıyla bu karşı karşıya kaldığınızın icra durumu değil ama ceza mahkemesi tarafına geçen ve sizin 3 yıl hapis cezası yediğiniz durum gündeme gelecektir. Ve dolayısıyla eğer siz o mahkemeyi düşürmemişseniz ya da o mahkemedeki şartlar tamamlanıp herhangi bir engel hala kalıyorsa maalesef yeşil karta gitme durumunuz mümkün olmayacaktır. Çünkü Amerikan konsolosluğu bu noktada sizin karşı karşıya kaldığınız cezanın tamamlanmış ve bitmiş olmasını görmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu durum bitmiş durumda değilse maalesef bu haktan faydalanamayacaksınız bu seneki çekilişe başvursanız da ama daha sonraki senelerdeki durumunuzu değerlendirmekte fayda olacaktır. Yoksa var olan cezai durumun bitmiş olması lazım ve bunun da engel teşkil etmeme durumunun değerlendirilmesi tekrar gerekecek sizin bu ceza durumunuz bittikten sonra. Diğer bir takipçimizden bize geçen hafta gelen soru şu yönde. Green Card çekilişine başvurduk. Çıkarsa çocukların da 6 ay içinde Amerika'ya girme zorunluluğu var mı? Çünkü okullarının bitmesini beklemek istiyoruz diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şu an siz zaten bu başvuruyu yapmış durumdasınız. Ve bu başvurunun çıkıp çıkmadığını gelecek yıl Mayıs'ta öğreniyor olacaksınız. Eğer bu başvuru size çıkmış olursa o zaman siz ve eşiniz ve çocuklarınız yeşil karta başvuru için adımları atıyor olacaklar. Burada önemli olan nokta eğer Amerikan konsolosluğu görüşmesine gidildiğinde size vize verdiği sürece diyelim 6 aylık vize verdiği zaman göçmenlik vizesi o süre bitmeden siz ve çocuklarınızın Amerika'ya giriş yapıyor olması lazım. Çocuklarınız bu süre içinde Amerika'ya giriş yaptığı sürece ve geri bile dönseler okullarını tamamlamak için haklarını kaybetmiyorlar. Ama eğer Amerika'ya giriş yapmaz iseler o zaman haklarını kaybetmekle karşı karşıya kalacaklar. Bunu da biz eğer böyle bir duruma gelirseniz tavsiye etmeyeceğiz tabii ki. Ve eğer çok da gelme planı şu an yok ise hiç başvuru yapmamanız çok daha yerinde diye düşünüyorum. Bu şekilde takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan kalan soru şuydu gelen. Ben Azerbaycan'da 19 senedir iş yapan Türk vatandaşıyım. Amerika'da iş yapabilir miyim? Düşüncesiyle turist vizesi alıp gelmek istedim. Fakat konsolosluktaki memur pasaportundaki giriş çıkışlara bakıp senin seyahatlerinin hepsi ticari giriş çıkışlar deyip turist vizesi vermedi. Bu konuda tekrar nasıl bir vize talep etmem lazım diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin anlaşılan zaten niyetiniz Amerika'ya ticari amaçla gelmek, iş gezisi yapmak ya da olanaklara bakmak. Dolayısıyla siz Amerikan konsolosluğuna yaptığınız başvuruda gene turist vizesi altında yapabilirsiniz. Ama bu başvuru yaparken size sorduklarında giriş amacınız nedir dediklerinde o zaman ben iş amaçla gidiyorum, ticari amaçla gidiyorum ve bu noktada da bu vizeye başvuruyorum diye aynı vize türüne başvuru yapabiliyorsunuz. Tabii bu sefer size hala turist vizesi veriyor bile olsalar buna B1 niyetiyle veriyor olacaklar. Dolayısıyla bu da sizin Amerika'ya iş yapma amacıyla geldiğinizi gösteriyor olacak. Tabii bu iş yapma amacında da konsolosluktaki görevlinin sizin yaptığınız iş durumuna bakıp, işte ticari durumunuza bakıp gerçekten sizin buraya ticari olaraklar, işte market için gelip gelmediğiniz noktasında emin olmaya çalışacaktır. Dolayısıyla tavsiyem tekrar başvuru yapmanız. Bu başvuru yaparken iş amacıyla geleceğinizi onlara dile getirmenizde fayda vardır. Ne tür bir iş olduğunu soracaklardır. Bu noktada da net bir şekilde onlara planınızın ne olduğunu gelip işte burada şirket kurmak mı, ürün satmak için burada belli müşterilerle görüşme yapmak mı, fuara gelmek mi? Bu noktada net olmanızda fayda var diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen soru şu yönde. Green Card çekilişi için eğer fotoğrafımızın uygun olup olmadığından emin değilsek yeniden başvuru veya eski başvuruyu iptal edip yeni bir başvuru yapma imkanımız var mı acaba diye bu takipçimiz soruyor. Hayır, böyle bir imkanınız yok maalesef. Burada ancak bir kez başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer o başvuruyu yaptıktan sonra ikinci başvuru yapmaya kalkarsanız ilk yaptığınız başvuru da geçersiz sayılacaktır. Dolayısıyla eğer başvuruyu yapabildiyseniz resmin kalitesi farklı olabilir. Ama önemli olan sistemin siz o resmi sunduğunuzda kabul ediyor olmasıdır. Dolayısıyla bu başvuruyu yapmış durumdasınız. Onun dışında endişelenecek bir durumunuzun olduğunu düşünmüyorum. Artık Mayıs'taki çekiliş sonuçlarını bekliyor olacaksınız diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru ise şu yönde kalan.
internet üzerinden yapılan green card çekilişini kazandıktan sonra konsoloslukta mülakat süreci kaç ay sonra başlıyor ve görüşmeye gitmezsek daha sonraki çekilişin sürecinde olan görüşmeye gidebilme hakkımız var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim öncelikle. Eğer green card çekilişini kazanırsanız o zaman konsolosluktaki mülakata gidebilme süreniz sizin vize numaranıza göre değişecektir. Eğer diyelim gelecek yıl Mayıs ayında kazanırsanız 2 Mayı itibariyle görüşmeler başlıyor olacaktır. Dolayısıyla sizin eğer numaralarınız çok yakın numaralarsa ön görüşmeleri o zaman Ekim'den sonra birkaç ay içinde görüşmeye gitme durumunuz olacaktır. Yok, eğer numaranız çok yakın numaralar değilse o zaman Ekim ayından sonra belki 6-7 ay sonra gideceğiniz bir görüşme olabilir. Önemli olan nokta sadece önünüzdeki diyelim başvuru kazandıktan sonra gelecek yıldaki olan Eylül ayına kadar görüşmenizin yapılıyor olmasıdır. Eğer görüşmeye gitmezseniz hakkınızı kaybediyorsunuz. Bu hakkınızı ondan sonraki sene kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla hakkınızı kazandığınız yılın Eylül ayına kadar yeşil kartınızın onay almış olması gerekiyor. Yoksa bu hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde bize. Ben eğer green card'ı kazanırsam üniversite okuduğum için yılda bir kez Amerika'ya kısa süreli 1-2 gün gir çık yaparsam green card'ıma el konulur mu diye bu takipçimiz soruyor. Önemli olan nokta burada sizin Amerika'da gerçekten yaşama niyetiniz varsa kısa süre içinde green card'a başvuru yapmak. Yoksa eğer böyle bir niyetiniz hemen yoksa bu sefer green card'ı alsanız bile elinizde bulundurmak için zorluklarla karşı karşıya kalacaksınız. Dolayısıyla green card'ınızı alsanız bile Amerika'ya geldikten sonra siz tabii ki bu hakka sahip oluyorsunuz. Ondan sonra bu hakkı korumak için en az 6 ayda bir giriş çıkış yapmanız gerekecek. Burada önemli olan diğer bir nokta da şu. Farz edelim size çıktı ve siz eğer green card'ınızı korumak istiyorsanız bunun için 2 yıllık izne başvuru hakkınız olabilir. Dolayısıyla eğer eğitimden dolayı gelememe durumunuz varsa 2 yıl ülke dışında kalacağınıza dair izne başvuru yapmanız çok daha mantıklı bir adım olacaktır diyebiliriz. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusunda yanlışlıkla kızık soyadımı kullandım. Bu daha sonra yani Green Card sahibi olursam bana bir sorun yaratır mı diye takipçimiz soruyor. Şimdi tabii Green Card başvurularını yaparken eksiksiz ve doğru bilgilerle yapmak önemli bir nokta. Eğer hatalı durumlar olursa bu hakkınızı kaybetmenize yol açabilir. Ama bazı isim hataları ya da kızlık soyadı gibi bu tip hatalar durumlarında bunu green card aşaması için eğer green card çekişinden çıkarsanız ya da kazanırsanız konsolosluk aşamasına giderken bunu düzeltme imkanınız olabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizin sorusu ise şu yönde. Nişanlım birkaç ay sonra Amerika'ya gidecek. Daha sonra benim için nişanlık vizesi başvurusunda bulunacak. Bu süre zarfında ben turist vizesi alarak Amerika'ya yanına gitsem bu durum nişanlık vizemi olumsuz yönde etkiler mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer sizin böyle bir niyetiniz varsa önemli olan nişanlık vizesi süreci başlatılmadan önce sizin turist vizesine başvuruyor olmanız. Eğer turist vizesine nişanlık vizesine başvurmadan önce başvurursanız ve bunu alırsanız o zaman nişanlık vize sürecine girseniz bile Amerika'ya nişanlınızı turist vizesiyle ziyarete gelmeniz nişanlık vize sürecinizi olumsuz etkilemez. Siz nişanlık vize sürecini başlattıktan sonra turist vizesi almayı düşünüyorsanız maalesef bu mümkün olmayacak. Çünkü Amerikan Konsolosluğu sizin nişanlık vizenizin sonucunu beklemeniz noktasında size tavsiyelerde bulunuyor olacak. Diğer takipçimizden bize gelen soru da şu yöndeydi geçen hafta. Ben green card'ı kazandım. Her şeyi tamamladım. Şimdi mülakat için beklemekteyim. Bunları yaparken bekardım. Ama yeni evlendim. Ben eşimi aile sorunları yüzünden Amerika'ya götürmek istemiyorum. Bu benim green card almamda sorun olur mu? O zaman yeni evlendiğim için eşimi green card çekişi başvuru formunda göstermedim. Bana sorun çıkmaması için ne yapmam gerekiyor diye takipçimiz soruyor. Eğer siz çekilişe başvurunuzu yaparken evliyseniz yasal olarak ve evliliğinizi bahsetmediyseniz maalesef bu çok ciddi anlamda sizin diskalifiye olmanıza yol açacaktır. Dolayısıyla siz önemli bir bilgiyi beyan etmediğiniz için yeşil karta gitme süreciniz sıkıntılı olacaktır ve bunu almanız mümkün olmayacaktır diyebiliriz. Çünkü buradaki önemli olan nokta siz başvuru yaparken
eş ve çocuk bilgilerini veriyor olmanız gerekiyor. Bunu vermediğiniz zaman önünüze problem gelebilir. Yoksa eşinizi bahsetmiş olsaydınız eşinizin görüşmeye gitmek zorunda değil. Siz tek başınıza görüşmenizi yapabilecektiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir soru ise Amerika'ya gelirken yanımda 40 bin dolar getirsem bu parayı nasıl beyan ederim diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer yanınızda 40 bin dolar civarında bir para getirmeyi planlıyorsanız iki durum mümkün, yani gündeme gelecektir. Bir, tabii bu parayı nereden kazandığınız sorgulanabilir. Bununla ilgili kanıtları yanınızda bulundurmanızda fayda var. İkinci durum ise uçağa bindiniz ve Amerika'ya geliyorsunuz. Havaalanınıza indiğinizde onlara beyan edeceğiniz formda üzerinizde 40 bin dolar paranın olduğunu beyan etmek zorundasınız. Ve bunun beyanı yaptığınız sürece parayı içeri sokmanıza izin vereceklerdir. Dolayısıyla bu noktada tabii bizim tavsiyemiz bu çok yüksek bir rakam. Bu tip yüksek bir rakamla gezmenizi ya da giriş yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Ama bu şekilde giriş yapacaksanız da önemli olan nereden nasıl kazandığınız noktasında sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla bunu net olmanız gerekecek bu konuda. İkincisi de kesinlikle giriş yaparken Amerika'ya bu parayı beyan etmek zorundasınız. Ve bu beyanı yaptığınız sürece girişte de bu konuda onay aldıktan sonra bir sorun yaşamadan Amerika'ya giriş yapabilirsiniz. Evet, diğer bir takipçimizden bize gelen soru ise şu yönde. DS-260 formunda 5 yıl içinde giriş çıkış yaptığım ülkeleri göstermem şart mı? Ben pasaportumu yeniledim. Hiçbir damga kalmadı. Nasıl olacak diye takipçimiz soruyor. Siz DS-260 formunu doldururken doğru beyan vermek zorundasınız. Dolayısıyla o formda da sizin daha önceki başka ülke ziyaretleriniz sorulmakta. Ve dolayısıyla bu noktada siz hem Amerika ziyaretlerinizi hem başka ülkelere gittiyseniz o ziyaretleri belirtmelisiniz. Tarihler emin olmayabilir, tarihlerde tam net olmayabilirsiniz ama eğer bir sıkıntınız tarih noktasıysa önemli değil. Tahmini tarihleri belirtebilirsiniz ya da daha emin olmak istiyorsanız Türkiye'deki gümrük ya da polis karakollarından Türkiye'ye giriş çıkışlarla ilgili bir liste alabilir, yani bir geçmişinizi çıkartabilirsiniz. Bu da sizin çok rahat bir şekilde hangi tarihlerde ülke dışınıza çıkıp giriş yaptığınızı gösteriyor olacaktır. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Eğer bir ülkede 6 aydan çok yaşamışsam o ülkeden savka kaydı almam lazımmış polisten. Bu doğru mudur? Doğruysa ben deport oldum. Nasıl bir savka kaydı almam lazım o ülkeden diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer bahsettiğiniz durum siz Green Card başvurusuna gidiyorsanız konsolosluktan ve onlara beyan etmeniz gerekiyorsa daha önceki herhangi bir ceza, yani herhangi bir suç geçmişinizin olup olmadığını, o zaman evet 6 aydan fazla yaşadığınız bütün ülkelerden sizin savka kaydınızla ilgili bilgi almanız gerekiyor. Bunun için o ülkelerdeki polis karakolları, bulunduğunuz bölgesindeki polis karakolları ile irtibata geçip onlardan savka kaydı ya da cezai geçmişiniz olup olmadığıyla ilgili bir belge ya da kayıt talep etmeniz gerekmektedir. Deport olduğunuz ya da sınır dışı olduğunuz ülkeden de bunu alabilirsiniz. Burada önemli olan nokta o ülkedeki hangi kurum sizin savka kaydınızı elinizde bulundurma ihtimali olabilir ya da bu kişinin savka kaydı yok diyorsa oradan bunu almanızda fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden gelen soru ise bize şu yönde. Pasaportumda İran damgası görürlerse Amerika vizesi için sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan vizesine başvururken tabii ki daha önceki ülke ziyaretlerinizden bahsediyor olacaksınız Amerikan konsolosluğuna. Ve bunu yaparken sizin daha önceden İran'ı ziyarette bulunmuş olmanız onların dikkatini çekecektir. Dolayısıyla burada sizin vize almanıza sorun teşkil edecek ya da almanıza engel olacak bir durum değildir bu. Ama onların neden bu kişi bu ülkeye gidiş yapmış, neden orada bulunmuş diye soru sormalarını gündeme getirecektir. Belki de tabii ki size vize vermemesi noktasında onlar için bir gerekçe de tek bir gerekçe olabilir. Yoksa engel bir durum değil ama tabii ki onlar vize verme noktasında bunu sorun görüp sizin için bu soruyu gündeme getirebilirler. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Biz statü değişikliği sürecinde Green Card çekilişine başvursak Amerika'da kalmak istediğinizi
düşünüp sorun çıkarırlar mı diye takipçiniz soruyor. Eğer Amerika'da bulunuyorsanız ve statü değişikliğine başvurduysanız bu noktada genelde State Department ya da göçmenlik dairesi sizin çekiliş için yaptığınız başvurularla ilgili detaylarla ilgilenmeyecekler. Bu tabii bu tip kayıtlara hiç bakılmayacaktır anlamına gelmiyor, lütfen yanlış anlamayın. Ama bu sizin şu anki var olan durumlarda statü değişikliği başvurunuzu etkilemeyecektir yapacağınız çekiliş başvurusu diyebiliriz. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Kızıma green card çıktı. Fakat Türkiye'de üniversite kazandı. Türkiye'de hukuk fakültesini bitirmek istiyor. Yazın Amerika'ya gelse, kışın Türkiye'ye dönse, bu şekilde Amerika'ya giriş çıkış yapsa sorun olur mu diye bu takipçiniz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada önemli olan nokta kızınızın green card sahibi olarak Amerika'da yaşadığını göstermesi. Ve son dönemlerde, önceden de vardı bu durum ama son dönemlerde daha sık bir şekilde gümrük görevlileri, göçmenlik görevlileri, yani havaalanlarında olan ya da gümrüklerde olan green card sahibi olan kişilerin ne kadar Amerika'da kalıp kalmadıklarını çok detaylı dikkat etmeye başladılar. Bundan dolayı da kişilerin gerçekten Amerika'da yaşıyorlar mı yoksa sadece elde tutmak için bir giriş çıkış yaptıkları noktasında belli zorlamalarla geliyorlar. O yüzden bu noktada kızınızın dikkatli olması gerekiyor. Yoksa tabii ki giriş çıkış yapabilir. Burada bir dönem durabilir. Türkiye'de bir dönem kalabilir. Bu herhangi bir sorun teşkil eden bir durum değil. Önemli olan Amerika'daki ikamet kağıdı temelli terk etmemesi ve diğer önemli olan durumda tabii ki eğer bu noktada okulundan dolayı gelememe durumu varsa belki 2 yıllık izin alma durumu olabilir. Bu izni de kendisi Amerika'da bulunduğu bir süreçte yapılabilir. Bu sayede de kendisi hem eğitimini devam ettirip hukuk eğitimini tamamlar hem de buradaki green card hakkını kaybetmemiş olur deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Sizce vizeler Amerika konsolosluğundaki görüşmede mi veriliyor yoksa bizim oraya gittiğimizde zaten verilecek ya da verilmeyecek diye öncesinde belli mi oluyor? Yani Amerika konsolosluğundaki vize mülakatında bize yalandan mı soru soruyorlar? Sizin fikriniz nedir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ki Amerikan vizesine başvurduğunuzda bütün bu süreci ayıramazsınız birbirinizden. Yani siz o başvuruyu yaptığınız zamandan da başlayıp oraya görüşmeye gittiğinizde size gelen sorular ve verdiğiniz cevapların hepsi yekün olarak yani beraber olarak sizin vize almamanızı gösteriyor. Dolayısıyla orada öylesine soru size sormuyorlar. Orada gerçekten bilmek istedikleri için gerçekten durumunuz hakkında acaba vizeyi veriyorsalar versinler mi ya da vizeyi vermiyorlar, verebilmeleri için bir ihtimal var mı diye anlamak için size sorular soruyorlar. Dolayısıyla hani bu vize görüşmesinin yapılması çok önemli. Vize görüşmesini sürecinde yaptığınız, size gelen sorular ve görevliyle olan diyaloğunuz vizeyi almanızda çok büyük bir etkisi olacak. Dolayısıyla öncesini ve vize görüşmesini birbirinden ayırmak mümkün bir durum değildir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Ortaokul mezunuyum. Green card kazanırsam satış müdürüyüm ama işten ayrıldım. Bunu nasıl ispatlamam lazım diye takipçimiz soruyor. Bunu ispatlayacak yöntemlerden bir tanesi eğer SSK kayıtlarınız varsa SSK kayıtlarınızın bir çıktısını alırsınız. Ve onun yanında da daha önce çalıştığınız firmalardan oralarda çalıştığınızı gösterecek işveren yazısı alıp oralarda hangi tarihler arası hangi konumda çalıştığınızı kanıtlayacak işveren yazısı alıp bunlarla beraber bu iş geçmişine sahip olduğunuzu Amerikan konsolosluğunda kanıtlamanız mümkün olacaktır diyebiliriz. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Benim turist vizem var. Ben en son Nisan ayında Amerika'dan çıkış yapmıştım. Aralık ayında Amerika'ya turist vizemle geri geleceğim. Giriş çıkışlarda herhangi bir sorun olur mu diye bu takipçimiz soruyor. Eğer siz Nisan ayında yaptığınız çıkışta Amerika'da kaldığınız o süreçte ne kadar kaldığınızla ilgili olan bir durum bu. Eğer kısa bir süre kaldıysanız Aralık'ta geleceğiniz ziyaretinizde herhangi bir sorunla karşılaşma durumunuz olmayacak. Ama uzun kaldıysanız o zaman Aralık'ta gelirken bu durumla ilgili sorgulanacağınızı lütfen göz önünde bulundurun. Dolayısıyla sizin neden Amerika'da aynı yıl içinde kaldığınız diğer önceki süreçte neden uzun kaldığınız noktasında size sorular gelebilir. Yoksa bu sorulara da verdiğiniz cevaplarla o güven oluşturulduktan sonra giriş yapmanızda bir engel olmayacaktır ama buna hazırlıklı olmanızda fayda var. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. F1 vizesiyle Amerika'da öğrencilerin kampüste yani okullarında çalışarak
20 saate kadar sosyal güvenlik numaralarını aldıklarını duyduk. Bu doğru mudur diye takipçini soruyor. Evet, bu doğru bir duyum. Eğer öğrencinin üniversitesi ya da okulu programı onun üniversite içinde çalışmasına izin veriyorsa 20 saate kadar, bunu tabii okuldan alacak izin önemli. O izinle beraber kendisi sosyal güvenlik ofisinden sosyal güvenlik numarasını alıp kampüste, üniversitesinde de okulunda çalışabilecektir diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden online bize gelen soru da şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya giriş yaptığımızda orada iş bulup çalışabiliyor muyuz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerika'ya eğer turist vizesiyle geliyorsanız iş bulsanız bile çalışmamanız gerekiyor. Çünkü çalışırsanız giriş yaptığınız turist vizenizi ihlal etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla buradaki durum şu. Size eğer Amerika'ya gezme amacıyla geliyorsanız gezme amacını da bulmanız lazım. Eğer bu arada size bir işveren iş teklif ediyorsa onun için alınabilecek çalışma vizeleri ya da green card durumunu değerlendirip süreci onun üzerinden başlatıp ondan sonra ancak onay aldıktan sonra Amerika'ya bu iş niyetiyle gelmiş olmanız önemli olacaktır. Yoksa hani turist vizesiyle geldim işte iş bakayım arayayım demek çok da mantıklı da doğru bir adım olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimiz şunu soruyor. F1 vizesiyle ABD ordusuna katılmak için başvuru yapabilir miyiz diye takipçimiz soruyor. Şimdi ABD ordusu biliyorsunuz tabii çok değişik bölümlerden mevcut. Ve bu bölümlerin her birinin bazen asker alma durumunda yabancılarla uyguladığı şartlar değişebiliyor. Dolayısıyla siz eğer hangi kuruma ilgi duyuyorsanız, örnek veriyorum hava kurumu, askerliğe bağlı olan, orduya bağlı olan, o zaman o bölüme ulaşıp o bölümden siz bir F1 öğrencisi olarak, uluslararası öğrenci olarak onların programına nasıl katılabileceğinizi net bir şekilde öğrenmenizde fayda vardır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'da üniversitede çalışarak sosyal güvenlik numarası alınca öğrenci kişinin eşiyle çalışma izni alabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Hayır, eşi herhangi bir çalışma izni alamaz. Çünkü burada sizin aldığınız sadece öğrenci olarak üniversitenizde çalışma izni almış oluyorsunuz. Ve bu size sadece üniversite içinde çalışma izni veriyor. Ama eşinize herhangi bir çalışma hakkı ya da izni vermiyor diyebiliriz. Bugün canlı yayında bir takipçimizin sorusu şunun üzerine. Eğer kişi Amerika'ya öğrenci olarak gelirse çalışma izni alabilir mi diye takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Öğrencilerin çalışma izni alabilmesi için birkaç opsiyonları olabilir. Tabii bu programlarıyla, okullarıyla, üniversiteleriyle bağlı olan bir durum. İlki, eğer üniversite ya da okulu kendi bünyesinde ya da içinde ona çalışma imkanı verirse 20 saate kadar, o zaman çalışabilecek onların izni dahilinde. Ya da ikinci olarak, eğer üniversitede okuduğu bölümünden dolayı CBT denilen çalışma iznini hak kazanabiliyorsa, program buna izin veriyorsa, o zaman eğitim aldığı alanda üniversite eğitimi devam ederken dışarıda başka bir şirkette çalışma imkanına sahip olabilir. Ya da programını tamamladıktan sonra eğer programı ona OPT denilen eğitim sonrası çalışma izni veriyorsa o zaman da en az bir yıllık çalışma izni öğrenci olarak hak kazanmış olabilir. Yani bu ihtimalleri bir öğrenci çalışma izni olarak görebilir diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card ile Amerika'ya gelen kişi ya da gelen bir kişi olursa orduya başvurabilir mi diye soruyor. Şimdi Amerikan ordusuna bazı kurumları Amerikan vatandaşlarına ancak alıyor. Bazı kurumları Green Card sahipleri onu alabiliyor. Bazı kurumları hiç bunlara sahip olmayan yabancıları kabul edebiliyor. Dolayısıyla bizim genelde bu durumlardaki tavsiyelerimiz kişilere gitmek istedikleri kurul ya da kuruma başvuru yapıp onların başvuru alma kriterleri yani başvurunuzu kabul etme kriterlerinin ne olduğunu öğrenmenizde fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Green Card çekilişi başvurusu için 1 yaşındaki oğlumuzun fotoğrafını da yüklemeli miyiz diye takipçimiz soruyor. Green Card çekilişi başvurusu yaparken siz hem kendinizin hem eş ve çocuklarınızın bilgilerini doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ve resimlerini de eklemeniz gerekiyor. Dolayısıyla benim burada söyleyeceğim, evet resmini eklemeniz gerekecek. Dolayısıyla bu noktada bir dijital resmin çekilip eklenmesinde fayda vardır deyip
takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Green Card çekilişi başvurusu için 2 yıllık üniversite mezunu olan eğitim kısmında nereyi işaretlemelidir? Burada işaretlenecek nokta aslında vocational school dedikleri meslek yüksek okulu olacaktır. Dolayısıyla siz orada meslek yüksek okulu bölümü anlamına gelen vocational school bölümünü işaretliyor olacaksınız. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Turist vizesinden ret aldım. Yeniden Amerika turist vizesine başvursam kabul alma şansım nedir diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi Amerikan konsolosluklarında turist vizelerine başvurduğunuzda Amerikan konsolosluklarının sizin bir dahaki turist vizenize başvurduğunuzda olumlu bir cevap vermesi için bazı durumlara bakıyorlar. Bunlardan bir tanesi zamanın geçmesi gerekecek. İkincisi koşullarınızın değişmiş olduğunu görecekler. Üçüncüsü Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu görecekler. Dolayısıyla red alma durumunda tekrar başvuru yapmak istediğinizde belli bir süre sonra koşullarınız oturduktan sonra başvuru yapmanızda fayda vardır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Başka bir takipçimizden gelen sorusu şu yönde. Türkiye'deyken E2 ya da EB5 yatırımcı vizesine başvuru yapılabilir mi diye takipçimiz soruyor. Evet, siz Amerika dışında bile olsanız eğer Amerika'da bir yatırım yaptıysanız, bu tabii eğer E2 vizeler için şirket kuruluşu ve yatırımınızı yaptıysanız, EB5 için de şirketiniz ya da bu regional programlara yatırımınızı yaptıysanız, o zaman ülke dışında bile olsanız, Türkiye'de bile yaşıyor olsanız sizin için E2 ve ya da EB5 çalışması yapılması mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Tabii önemli olan nokta siz Türkiye'de bile olsanız yatırımı Amerika'da yapmış olmanız lazım. Bu yatırımı yaptığınız sürece ülke dışında olmanızda herhangi bir problem olmayacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. H2B vize prosedürleri tam olarak nedir? Vize işlemleri ortalama ne kadar sürmektedir diye takipçimiz soruyor. H2B vizeleri geçici işçi durumu ile ilgili olan vizelerdir. Dolayısıyla Amerika'daki işveren geçici işler için ülke dışından getirmek ister bu yabancı işçileri. Ve dolayısıyla H2B bu noktada bu amaca hizmet eder. Ve prosedür noktasında da şirket sizin için öncelikle burada Labor Department'a başvuru yapar. Labor Department'dan onay aldıktan sonra bu iş ve işçi kurumu diyelim yapar. Ve ondan sonra da göçmenlik dersine başvuru yapar. Ve oradan onay aldıktan sonra da siz ülkenizdeki Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gidiyor olacaksınız. Bunun bekleme süresi değişecektir. Çünkü bunların kotaları da var. Dolayısıyla böyle bir sürecin tamamlanması en az 6 ay sürebilir. 6 ay ile 1 yıl arası bir sürece bakıyor olduğunuzu bilmenizde fayda var. Evet, bugün canlı yayında aldığımız diğer bir soru da şu yönde. Green Card mülakat görüşmesinde belirli bir para göstermem gerekiyor. Eğer bu ücret az ise evimi nasıl gösterebilirim? Yani evimin tapusunun kopyasını mı göstermeliyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta ya sizin yeterli nakit anlamda parasal gücünüzün olduğunu göstermek ya da bir sponsor bulmanız gerekecektir, finansal sponsor. Bunları sağladığınız sürece bir problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Tabii ki sizin var olan, sahip olduğunuz diğer menkuller ya da gayrimenkulleri ya da varlıkları göstermeniz artı bir durum olacaktır. Ama genelde konsolosluk bu nakit durumu görmek isteyecektir ya da sponsoru görmek isteyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugünkü canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Green Card çekilişini kazandıktan sonra ne kadar süre içerisinde Amerikan konsolosluğuna gitmeliyiz? Bir süre sınırı var mıdır diye takipçimiz soruyor. Evet, farz edelim siz gelecek yıl Mayıs'ta kazandığınızda Green Card çekilişini, o zaman gelecek yıl Mayıs'tan bir sonraki yılın Eylül ayına kadar siz Amerikan konsolosluğundaki mülakatınıza gitmiş olmuş olmanız ve oradan onay almış olmanız gerekecek. Yoksa var olan hakkınızı kaybetmiş sayılacaksınız. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Amerika'daki arkadaşım bana nasıl mektup ya da davetiye yollayabilir? Bunu biliyor musunuz diye takipçimiz soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'ya arkadaşınızı ziyarete gelmek istiyorsanız ve masraflarınızı kendiniz karşılığı olacaksınız, o zaman arkadaşınız sizin için bir davetiye mektubu yazabilir ve bu davetiye mektubunda da sizin buraya geçici geldiğinizi ve onu ziyaret edeceğinizi belirtebilir. Eğer siz finansal durumunuzu kendiniz karşılayacaksanız, o zaman
finansal durumu ile ilgili ek bir belge ya da form sunması gerekmemektedir. Ama arkadaşınız sizin masraflarınızı karşılayacaksa o zaman sizin için bir finansal anlamda da destek olacağını kanıtlayacak hem gerekli formu imzalaması hem de finansal durumunu göstermesi gerekecektir. Tabii bir noktaya da dikkat etmekte fayda var. Hani illa davetiye yazılarını almak sizin vize almanız anlamına gelmez. Bazen bu ters de tepebilir. Dolayısıyla bu noktada onu da göz ardı etmeyin diyebiliriz. Evet, bugün canlı yayına gelen diğer bir soru da şu yönde. E1 vizesine başvurmak istemekteyiz. Türkiye'deki şirketimin bir şubesini Amerika'da açmak istiyorum. Amerika'da şube açmak için E1 vizesine başvurmadan önce Amerika'da bir şirket kurmam gerekiyor mu diye bu takipçimiz soruyor. Evet, Amerika'da Türkiye'deki şirketinizin şubesini açmış olun ya da başka bir firma açıyor olun. E1 vizesine yani tüccar vizesi sürecine geçebilmeniz için Amerika'da da bir şirket kurulmuş olması lazım. İster bu şirket sizin Türkiye'deki şirketin şubesi olsun ister olmasın. Ama Amerika'daki bir şirket kurulması gerekiyor ve sizin iki ülke arasındaki Türkiye'deki ticaretle firmayla buradaki firma da olabilir ya da buradaki firmanız aracılığıyla olabilir. Ticareti yapıyor olmuş olmanız lazım ve bu ticaret yapıldığı sürece de siz E1 vizesine geçiyor olacaksınız. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. B1, B2 vizesiyle Amerika'ya giriş yaptıktan sonra kendi adıma Türkiye'den Amerika'ya yüklü bir mal gönderebilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz eğer Amerika'ya turist vizesiyle geliyorsanız ve bu turist vizesi ister B1 niyeti olsun B2 niyeti olsun. Ondan sonra eğer gümrükten geçecek bir malı buraya gönderiyorsanız gümrükte sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer bir bu noktada mal getirip ve burada mal satmayı planlıyorsanız, ürün satmayı planlıyorsanız o zaman Amerika'da kuracağınız bir firmanın üzerine Türkiye'den ürünlerinizi gönderiyor olmanız daha yerinde bir durum olacaktır. Çünkü bu sayede de herhangi bir gümrükte problemle karşı karşıya kalmayacaksınız. Dolayısıyla tavsiyemiz bu noktada Amerika'ya geldikten sonra şirketinizin kuruluşu yapıldıktan sonra şirketinizin adına Türkiye'den ürünleri gönderiyor olmanız olacaktır.